Koronavirüsü daha çok tanımaya başladık. Yavaş yavaş kontrol altına alınmaya çalışılıyor ama başka haberler de var. Çocuklarda görülen hastalıklarla ilgili Avrupa'daki Kawasaki hastalığı şikayetleriyle hastaneye başvuran çocuk sayısı artmaya başladı. İngiltere başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesi, hatta Amerika Birleşik Devletleri koronavirüse bağlı olduğundan endişe edilen bu hastalıkla karşı karşıya. İlk haber İngiltere'den geldi. Onu İtalya, İspanya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri takip etti. Koronavirüs bağlantılı olduğundan endişe edilen çocuk hastalığı yayılmaya başladı. Çocuklarda Kawasaki semptomlarının görülmeye başlandığını fark eden ilk ülke İngiltere oldu. Yüksek ateş ve damar sertliği şikayetiyle acil servislere başvuran çocukların sayısı ciddi oranda artınca Ulusal Sağlık Servisi doktorlara bir uyarı gönderdi. Kısa süre sonra koronavirüs salgınının merkezinin Avrupa'ya kaymasına neden olan İtalya'dan benzeri bir haber geldi. İtalya Pediatri Birliği'nin ülkedeki 10 bin doktora uyarı gönderdiği ortaya çıktı. Uyarının nedeni ise ülkenin kuzeyindeki Bergamo kentine bağlı sadece bir kasabada Kawasaki semptomları gösteren 20'den fazla hasta çocuk tespit edilmesi. İspanya, Fransa, Belçika ve Portekiz'de de Kawasaki hastalığı şüphesi taşıyan çocuk sayısı giderek artıyor. Bilim insanlarının endişesinin nedeni çocuklarda görülen bu şikayetlerin koronavirüsle bağlantılı olma ihtimali. Şimdiye dek yapılan testlerde çocuklardan bazılarının testi pozitif, bazılarının ise negatif çıktı. Yani bu şüphe tam anlamıyla giderilemedi. Üstelik Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir haber bu endişenin daha da artmasına neden oldu. Zira hastaneye yüksek ateş ve iştahsızlık şikayetiyle gelen bir kız çocuğuna yapılan COVID-19 testi pozitif çıktı. İkinci günse hasta çocuk Kawasaki semptomları göstermeye başladı. Vücudunda kızarıklıklar ortaya çıktı. Küçük kız gözetim altına alındı. Özellikle Asya ülkelerinde 5 yaş altı çocuklarda görülen Kawasaki hastalığındaki temel şikayetler yüksek ateş ve ciltte kızarıklık. Nadir olaraksa kalp damarlarında şişme görülebiliyor. Avrupa birkaç gündür bu çocuklardaki gizemli rahatsızlıkla beraber Doktor Daniel Koch'un sözlerini konuşuyor. Doktor Daniel Koch kim diyeceksiniz? İsviçre'de Federal Halk Sağlığı Ofisi sözcüsü. Yani İsviçre'nin Mr. Ya da Doktor Koronavirüsü. Her ülkedeki bir sözcü biliyorsunuz. Artık herkes kulak kesiliyor onlara her gün. Onlardan biri. Ne dedi peki Daniel Koch? Dedi ki, herkesi şaşırttı bir anda. Dedi ki 10 yaşından küçük çocuklarda reseptörler yeterince gelişmediği için ya da bulunmadığı için bulaştırıcılıkları az, zaten pek enfekte de olmuyorlar. Dolayısıyla büyük anneler, büyük babalar torunlarına sarılabilir. Ama gene de tedbirli olsunlar. Yani onlara bakmakla yükümlü falan olmasınlar ama sarılabilir. Asıl tehlikeli olanlar ara yaşlardaki ebeveynler. Onlar bulaştırıyor. Onlar daha çok enfekte oluyor dedi. Dolayısıyla şimdi bu haberi izleyelim. Birkaç gündür hem o gizemli hastalığı hem de Daniel Koch'un bu sözlerini tartışıyor. İsviçreli yetkililer küçük çocukların koronavirüs bulaştırmadığını açıkladı. 10 yaşın altındaki çocuklara büyük annelerine ve büyük babalarına sarılma izni çıktı. Koronavirüsle mücadele eden İsviçre resmi tavsiyelerde değişikliğe gitti. Sağlık Bakanlığı'nın bulaşıcı hastalıklardan sorumlu yetkilisi, küçük çocukların koronavirüsü kapan reseptörlerinin olmadığını ve virüsü bulaştırmadıklarını söyledi. 10 yaş altı çocukların büyük anne ve büyük babalarına sarılmalarının artık güvenli olduğunu açıkladı. Ancak bu görüşmelerin kısa tutulması gerektiğine dikkat çekti. Açıklamaya göre sarılma izni çıksa da büyük anne ile büyük babalar torunlarına bakıcılık yapamayacak. İsviçre'de daha önceden koronavirüs nedeniyle küçük çocuklarla yaşlılar arasında mesafenin korunması tavsiye ediliyordu. Yeni tavsiye yalnızca herhangi bir hastalık belirtisi göstermeyen çocuklar için geçerli olacak. Yaşı 10'dan daha büyük olan çocuklarsa yaşlılarla mesafesini korumaya devam edecek. Ve şimdi bu haberleri soracağız. Bir hekim konuğumuz var ona. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Bülent Karadağ karşımızda. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın değerli hocam. Günaydınlar,
İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bu İsviçre ile başlayalım mı? 10 yaşından küçük çocuklar koronavirüsü bulaştırmıyor açıklamasıyla. Ne diyorsunuz siz? Bu açıklamayı doğru buldunuz mu? Değerlendirmeniz ne olur? Bu koronavirüs salgını aslında her gün yeni sürprizlerle karşılaştığımız çok heyecanlı bir süreç olarak devam ediyor. Bu haber de bunlardan bir diğeri oldu. Gerçekten ben de şoke oldum. Önce hani başka birinden gelse hadi diyeceğiz ki ya hiç önemsemeyelim. Ama İsviçre'nin bu konuda demin dediğiniz gibi hani koronavirüsle mücadelede en önde gelen bir bilim adamından geldi. Ama baktığınız zaman, verileri topladığınız zaman şu anda gerçekten buna inanmayı gerektirecek hiçbir şey yok. Yani beni aslında bu salgında en çok şaşırtan şey dünyadaki bilim insanlarının panik olduğunda hani o bütün hayatları boyunca elde ettikleri deneyimleri bir yana bırakıp bir takım daha dayanağı belirgin olmayan özellikleri hemen söylemeleri, haberleri hemen yaymaları oldu. Bülent Bey, bir şey sormak istiyorum arada hemen bir detay Tabii. olarak. Şimdi bu Daniel Koch diyor ki onlarda yeterince bu reseptör, yani virüsün hedeflediği hücreye bağlanmak için kullandığı reseptör pek gelişmemiş oluyor ya da zaten bulunmuyor. O yüzden de az enfekte oluyorlar ve bulaştırma kabiliyetleri de o bakımdan az diyor. Bu reseptörün bulunmaması durumu diye Nedir? Bir şey var mı? Yani daha Nedir sonradan bu? Mı gelişiyor ve tamamlanıyor? Bunda? Evet. Bunu nasıl anlayacağız biz? Aslında oradaki olay da tam ters. Yani reseptör yaşla birlikte azalıyor, eski reseptörü. Bu ilk başta da hani hatırlarsınız tansiyon ilaçlarının kullanımı sıkıntı olur mu diye söylenmişti. Yaşla birlikte yapılan çalışmalar hem insanlarda hem hayvan çalışmalarında reseptörlerin azaldığını, bu acaba reseptörler mi hastalığınla karşı yanıtımızı belirliyor diye düşünüldü. Ama şu anda elimizde bununla ilgili hiçbir kanıt yok. Daniel Koch'un dayanak gösterdiği çalışma yayınlanmamış ve bu eleştiri de aldı zaten. Almanya'nın içinden yine Berlin'den ünlü bir virolog var. Onun da konuşmasını dinledim. Ayrıca İngiltere de buna çok karşı çıktı. Hatta İsviçre'nin içinden de Zürih'ten de diğer bilim adamları Daniel Koch'un bunu söylemesi için yeterince kanıt olmadığını söylediler. Bir tane yayın var. O da şu Alpler'de kayak tatiline giden bir grupta inceleme yapıldığında o bir tane çocuk var, o çocuktan kimseye bulaşmamış. Ama o bir örnekle bütün dünyayı etki altına alabilecek bir söylemde bulunmak gerçekten bana bir bilim adamına yakışmayacak düzeyde bir erken açıklama olarak geliyor. Peki şunu merak ediyorum, sizin bu süreçte hiç COVID-19 pozitif çocuk hastanız oldu mu? Tabii ki biz Marmara Üniversitesi'nde sürecin başından beri zaten hatta COVID servislerini pediatri olarak da çocuk hastalıkları olarak da arttırdık ve önlem aldık. Şu ana kadar 50 civarında çocuk hastamız oldu. Bunlardan yaklaşık 20'sini yatırdık. Ama şöyle diyelim, ağır geçirmiyor. Yani yoğun bakıma düşen hasta sayısı, altta yatan bir hastalık yok ise neredeyse yok. Dünyada da böyle. Kayıplar da çok az. Ama bunun nedeninin ne olduğu bilinmiyor. Şimdi Daniel Koch'a dönersek, aslında Daniel Koch bir takım önerilerde bulunurken bunu İsviçre gerçeğinde değerlendirmek lazım. İsviçre rakamlarına baktığınız zaman dünkü rakamlar 143 yeni vaka, 4 kayıp yani. Yani İsviçre'de bu iş artık bitiyor. İsviçre'de bittiği için ve Daniel Koch da hükümetin bütün tavsiyelerinde başrolde olduğu için açıkçası bence okulların açılmasında ebeveynlerin endişesini gidermek ve yaşlılarda oluşan psikolojik baskıyı azaltmak için böyle bir demeçte bulunmuş gibi görünüyor. Belki pratik olarak haklı olabilir çünkü vaka bitiyor İsviçre'de, yüzlere düştü. Ama bütün dünyanın bunu örnek alması mümkün değil, artı bu doğru bir bilgi değil. Çünkü çocuklar hatta daha çok bulaştırır diye düşünüyoruz. Çünkü hastalar, demin dediğim gibi hastalık var çocuklarda ama hafif geçiyor. Ağır geçmiyor. Bu bizim saptadıklarımız. Birçok çocuk bunu sadece üst solunum yolu infeksiyonuymuş gibi geçiriyor. Hatta öyle teoriler de var. Bu reseptörler çocuklarda akciğerde az ama üst solunum yollarında daha çok. O yüzden daha çok bir hafif grip gibi geçiriyorlar. O zaman da fark edilmediği için de erişkinlere, yaşlılara çok ciddi tehdit oluşturuyorlar diye. Bizim de baştan beri bakanlığımızın aldığı önlemler zaten
buna yönelikti. Bence de çok doğruydu. Dünyada da bu yol izlemeyenler, yani İngiltere örneğinde olduğu gibi, daha sonra apar topar bu örneği yerine getirdiler. İsviçre'ye kaldı ki, İsviçre başarılı bir ülke mi acaba koronavirüsle mücadelede? Oraya da bakarsanız 1 milyonda 237 ölüm dünkü rakamlar. Bizden yaklaşık 6,5-7 kat daha fazla kayıp yaşadılar bu salgında. O yüzden de açıkçası bütün bu tip önerileri çok dikkatle karşılamak gerekiyor. Ama Sayın Koch'un şu andaki bu verisi hiçbir bilimsel dayanağa dayanmayan, bence kendi bilimsel kişiliğini zedeleyen bir açıklama olmuş. 50 hastamız oldu, çocuk hastamız dediniz. Biraz çocuklardaki seyrini anlamak için soruyorum. 20'sini hastanemize yatırdık dediniz. Yatırılan 20 çocukta genel olarak altta yatan bir hastalık var mıydı? Yoksa tedbiren izlemek amacıyla mı yatırma ihtiyacı duydunuz? Rahatsız edici bir soru ama kaybettiğiniz çocuk oldu mu tedavi ettikleriniz arasında? Nasıl geçti süreç ağır vakalarda olduysa eğer? Yani en güzel, hani rahatsız edici olabilecek ama rahatsız etmeyen, bizi sevindiren diyelim, en azından çocuklar açısından özellik, hiçbir çocuk hastamızı kaybetmedik. Evet. Altta yatan ağır hastalığı olan hastalarımız bile süreci, hani güle oynaya demeyeyim ama pnömoni, yani zatürre ile atlattılar. Ama seyirleri kritik olmadı. Hani biz bütün önlemleri aldık. İşte yoğun bakımı hazırladık. Yoğun bakıma geçmeden cihazlarımızı hazırladık. Sağ olsunlar, bu arada gerçekten birçok yerden bağışlar da geldi. Alet, cihaz havuzu açısından hiçbir eksiğimiz yoktu. Ama çok iyi bir şekilde çocuklar bunu kötüleşmeden atlattılar. Diğerlerindeki yatırma nedenimiz akciğer hastalıkları ve pnömoni nedeniyleydi, zatürre nedeniyleydi. Ama dediğim gibi, hani yaklaşık ortalama bir haftalık bir yatışla bu işi atlattılar. Ama benim hep endişem, yani bildirilen, tespit ettiğimiz hastaların dışında çok hafif seyreden hasta çokluğu, ki toplumda o yüzden şu anda Türkiye'de de bu hastalık bu kadar yayıldı. Yani yüz binlerce. Sadece bizim çok belirgin şikayetlerle başvuran hastalar olsaydı bunu engellemek çok daha kolay olurdu. Evet. Bülent Bey, şimdi başka bir konuda Serap sorun var mı? Seyriyle ilgili soracağım ama sen ben şu diğer gizemli hastalıkla ilgili onu sormak istiyorum. İstiyorsan sen bitir bu tarafını. Ben şunu merak ediyorum. Hastanede, yani sadece çocuk servisinde değil, bulunduğunuz Marmara Üniversitesi Fakültesi'nde hasta yoğunluğunda siz de gözle görülür bir fark görüyor musunuz son birkaç gündür? Nasıl gidiyoruz? Hepimiz onu merak ediyoruz. Sizin gözleminizi sormak istiyorum, bulunduğunuz yerden baktığınızda. Hepimizin yüzü gülüyor. Hani burada gittikçe azalan hastalar, hatta biz korona dolayısıyla hastanemiz çok iyi organize oldu. Birçok servis direkt korona servisi haline dönüştürülmüştü. Onlardan bir kısmının normal akışına çeviriyoruz. Hasta akışları da birçok hastane, yani bizim hastane dışında da azaldığını öğreniyoruz. Bunlar iyi haberler. Hani dişimizi sıkalım. Hani bu tip şeylerle insanlar aman dedeler torunlarına sarılmasınlar. Çünkü gerçekten yenmek üzereyiz. Çok az kaldı. Ama yine de İtalya örneği, şu anda ben üzülerek izliyorum İtalya'yı. İtalya platoya ulaşalı bir aydan fazla olmasına rağmen ne yazık ki hala ciddi anlamda kayıplar veriyor. O yüzden bu işin şakası yok. Yine önlemleri hiç gevşetmeden evde kalmaya devam edelim ki bu salgını bir an önce bitirelim. Evet, biraz ama iyi gidiyoruz. Biraz gevşeyince Almanya'da bulaştırıcılığı bir anda arttı. Birin üstüne çıkıverdi hemen. Evet. Dolayısıyla hakikaten dikkat etmek lazım. Şimdi tam bu biraz önce torunlarla kucaklaşma meselesinin tam tersi taraftan bir başka endişe bir yandan yayıldı Avrupa'da ve Amerika'da. Ve şimdi bir yandan da onu tartışıyor. Tam yine konu aynı, çocuklar. Amerika Birleşik Devletleri'nde, İngiltere'de, İspanya'da, Fransa'da, Belçika'da görülen vakalar var ve son 8-10 günde bu vakaların dikkat çekici biçimde arttığı söyleniyor. Vakalar ne? İşte Kawasaki sendromu, Kawasaki hastalığı, ki 1964'te yanılmıyorsam Uzak Doğu'da tespit edilmiş ve adı konmuş bir hastalık. Onunla COVID-19 belirtileri gösteren bir çeşit hastalık çocuklarda ve ergenlerde ortaya çıkıyor. 2 yaş üstünde daha çok, işte 14-15 yaşına kadar gidiyor. Ve çocuklarda çok ciddi damar iltihaplanmalarına, aynı zamanda bir zehirlenme gibi. Siz tabii bunun detaylarını bilirsiniz. Ben size bunları uzun uzun anlatmayayım. Bu şimdi herkese endişelendirdi. Bu
gizemli belirsiz bir aynı zamanda virüs mü bakteri mi, onu da ne olur söyleyin. Bu rahatsızlık, bu hastalık, bu çocuklarla ilgili bu durum nedir? Ne duydunuz? Nasıl yorumluyorsunuz? Yani bu şimdi korona ile birlikte online ve dijital çağ bütün insanlığın egemenliği altına aldı. Yani bugün şu anda İngiltere'de biri hapşursa herkes İngiltere'de biri hapşurmuş diye konuşmaya başlıyor. Ben mesela bu habere çıktıktan 4 saat sonra babamdan duyuyorum ya İngiltere'de böyle bir şey varmış diye. Bir yandan iyi, bir yandan da tehlikeli. Neden tehlikeli? Ya bilimsel olarak baktığımız zaman şu anda bilmediğimiz bir durumla karşıya karşıyayız. Yani koronavirüs hakkında bile şu anda yorumlarda bulunuyoruz ama bu yorumların 2 ay sonra, 3 ay sonra değişmeyeceğini kimse garanti edemez. Çünkü salgın bitsin, şu yangın, deprem bitsin, ondan sonra elimizde ne varı anlayacağız. Bu da yeni çıktı. İngiltere'den bildirilen 20 civarında çocuk var. Diğer ülkelerden de bildirilmeye başlandı. Ama Türkiye'de hem biz kendi meslektaşlarımızla haberleşiyoruz zaten devamlı bu işin başından beri. Hafif deri döküntüleri olan hastalarımız oldu ama böyle kawasaki şeklinde gidecek ya da toksik şok sendromu şeklinde seyredecek hastamız hiç, seyreden hastamız hiç olmadı. Burada tabii her ülkenin kendi bazında değerlendirmesi gereken koşullar da oluyor. Bunun ben direkt koronanın yaptığı bir şey olma ihtimali var tabii ama belki de orada bir bağışıklık sisteminde bir yanıt yaratarak bir değişik Stokin fırtınası hep söyleniyor ya, Stokin fırtınası yaratarak böyle bir şeye neden olabileceğini düşünüyorum. Ama bunu söylemek için çok erken, yani zaten temkinli yaklaşmak lazım ama şunu da rahatlıkla söyleyebilirim izleyicilerimize, ya bu o kadar az ki yani sayı olarak. Şu anda aslında bunu hiç Türk halkı böyle bir şeyi düşünmesin. Bizim hiç böyle bir hastamız yok. Belki de hiç olmayacak. İnşallah da olmasın. Bu hastalığın da yani görülen tablonun da neye bağlı olduğunu İngilizler de tanımlayabilmiş değiller. Onların da açıklamaları hep bekleyelim, henüz bir şey söyleyemeyiz şeklinde. Yani zaten kaygımız yüksek, şimdi biz buna odaklandık. Bir de bu kaygıyı üzerine çocuklarımızla ilgili biraz içimiz rahat. Bir de bunu üstlenmeyelim, bunun tedirginliğini yaşamayalım diyorsunuz. Kesinlikle, yani zaten insanlardaki hafif altta yatan psikolojik sıkıntıların hepsi ortaya çıktı. Gerçekten bütün dünyamız alt üst oldu. Herkes evde yemek yapıyor bir yandan. Altta yatan psikolojik sıkıntılarımız ortaya çıktı diyorsunuz. Onları mı kesinlikle fark etmeye başladık? Sivrilmeye mi başladılar? Ya benim hekim arkadaşlarım, yeni bir tedavi yöntemi daha konuşulur konuşulmaz. Hekim arkadaşlarım hem de çok üst düzeyde işte eğitim görmüş arkadaşlarım bile hemen ya bunu ne yapalım, ya bekleyelim, bilmiyoruz. Zaten etkili olduğu söylenen ilaçların da birer birer etkili olmadıkları ortaya çıkıyor. Hatta ters etkiler yaptığı iddia edilenler tabii de var. Şimdi Donald Trump önerdiği ilaçla pek çok kişiyi öldürmekle de suçlanıyor. Ya değil mi? Daha çok ölüm oldu diye. Kesinlikle, yani temkinli yaklaşmak lazım. Çünkü herkesin beklentisi şu. Ya bir şey bulalım, kurtulalım hep birlikte. Ama bu o kadar kolay olmuyor. Yani bir çalışmanın işte araştırmanın fazları var, bölümleri var. O bölümlerden birinci bölümü geçmiş olması hiçbir şey ifade etmiyor. Normalde böyle bir ilacı biz reçete edemeyiz. Yani şu anda biz koronavirüs tedavisinde kullanılan hiçbir ilacı normalde reçete edemeyiz. Çünkü bunların hiçbirinin lisansı yok. Ve bunlar ödenmez normalde. Ama şu anda yaşadığımız gerçekten çok ciddi bir sorun, insanlık sorunu. O yüzden herkes bu önlemleri gevşetti, buradaki kararları birazcık yumuşattı ve bir anda bakıyorsunuz ki 4 hastada etkili olduğu gösterilen bir ilaç bütün dünyada kullanılmaya başlıyor. 20 çocukta bir tablo görülürse herkes o gözle bakmaya başlıyor. Bu da birazcık bilimsel paranoyayı getiriyor. O da doğru değil. Ya da İsviçre'deki bir doktor kendi ülkesinde aslında bitmiş, okullar açılacak diye, rahatlasınlar diye böyle bir yorumda bulunuyor. Bütün dünyayı karıştırıyor. Yani Almanya, İngiltere zaten hemen ayaklandı yani böyle bir şey olamaz diye. Bülent Bey, işte küreselleşme böyle bir şey. Kendisini siyasiler ne kadar duvar örerse örsün, her türlü duvarı aşacak bir şekilde, hatta dalga geçercesine böyle dayatıverdi. Yani hakikaten çok iyi örnek verdiniz. Bir yerde biri hapşırsa hepimiz birden nezle oluyoruz artık. Yani bu durum gerçekten böyle. Belki de pek çok hastalık daha önce hiç dikkat çekmiyorken, pek çok rahatsızlık
bir şekilde çocuklar işte ya da yetişkinler ne bileyim onu böyle atlatıyor geçiyorken filan. Şimdi kimse riske de atamıyor. Hemen kayda geçiriyor ve başkalarını bildirmeye başlıyor ve tabii bütün dünyaya rapor ediliyor ve siz de babanızdan duyuyorsunuz. Evet. Tabii mesela kızamık için ciddi bir hani bu aşı karşıtı gruplar kızamık aşısı yaptırmadığı için İngiltere'de ve Avrupa'da son 1-2 yılda acayip kızamık salgınları görüldü. Ve çocuklar boşu boşuna kaybedildiler. Mesela bununla ilgili bu kadar bir duyarlılık olmadı. Ama mesela burada şu andaki 1-2 vakada görülen şeyler bütün herkesi alarm ediyor. Çünkü herkes gerçekten gözleri sizlerde, kulakları işte radyolarda işte ya da sosyal medyada bir şey var mı diye beklenti içinde haberleri tarıyor. Evet. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor Bülent Karadağ, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı. Sağ olun katkınız için. Kolay gelsin. Ben çok teşekkür ediyorum. İşiniz kolay değil, kolay gelsin. Sizin gerçekten de öyle, sağlıkla kalınız. Kolaylıklar diliyoruz. Tamam. Ve piyasalara gidelim şimdi.